Bu gece iki yönden üzerinde düşünmemiz gereken bir gece. Rağbet etmek için bir karar gecesi bu gece. Çünkü rağbet ettiren şeyin sahibi aziz ve celil olan Allah. Rağbet ettiren şeye rağbet ediyoruz. Bunun çoğu regaliptir. Ve regalip nimetler demektir. Allah'ın genel anlamda nimetlerini düşündüğümüzde ve şu geceye takvim olarak başlayacak süreçte Allah'ın bizi mağfiret etmesi için koyduğu vesileleri düşündüğümüzde gönlümüzün, istikametimizin Allah'a doğru yeniden çevrilmesi konusunda karar gecesi işte bu gecedir. Yani bu gece takva konusunda karar gecesi. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz insanlara İslam'ı anlatmaya başladığında ben Allah'ın peygamberiyim, bana iman edin dediğinde Allah'ın indirdiği bir kitap var benimle birlikte, onu tasdikleyin, emirlerine itibar edin dediğinde türlü şekillerde onu yaptıramaya kalktılar. Allah Resulü'nü akla gelmeyecek envai çeşit tacizat ile incitmeye kalktılar. Peygamberimizin ve ashabının Mekke'de yaşadığı yıllar, o işkence ve mihnet dönemleri her mümin, her Müslümanın hayat yolculuğunda istikamet üzere çıktığında kendisini beklemesi muhtemel sıkıntıları bilmesi, görmesi açısından ibretamizdir. Hazreti Aişe annemiz diyor ki, Allah Resulü Mekke'de iken Mekke döneminde müşriklerden gördüğü sıkıntı, tasavvuf, incitme, psikolojik ve sosyolojik yönden, maddi ve manevi yönden o kadar ileri boyutlara ulaşmıştı ki ben burada Taif'ten bahsedecek değilim. Allah Resulü'nün Taif'ten dönüşünde elini yüzünü kanattıklarında entarisinden kan damlayacak şekilde Hazreti Peygamber'i taşıdıklarında Peygamberimizin falancaların dostlarına sığınışını, orada Allah'a ihticasını, orada çektiği sıkıntıları anlatacak değilim. Ama Ayşe annemizin söylediği mühim bir ifade vardır. Der ki annemiz, Allah Resulü o kadar büyük sıkıntılar çekti, o kadar büyük acziyetler, tenkitler, tacizler gördü ki müşriklerden onun Mekke döneminde gördüğü sıkıntıyı, incinmeyi eğer gündüzün kendisi görseydi gün gece olurdu, bir daha asla güneş doğmazdı. Kuşkusuz ki Peygamberimizin çektiği bu sıkıntı, bu çile, ashabın maruz kaldığı bu işkence ortamı içerisinde onların en büyük tutanakları, sımsıkı yapıştıkları kulları Allah'ın kelamı olan Kur'an ve onun işaret ettiği aziz ve celil olan Allah idi. Vahyin Peygamberimize 23 yıllık bir zaman diliminde tıpkı serumdan damara bir kanın karıştırıldığı gibi ilmek ilmek, santim santim, pasaj pasaj, aşır aşır, ayet ayet Efendimizin kalbine, onun kalbinden toplumun damarlarına nüfuzundaki hikmet kuşkusuz buydu. Şimdi ben sana sorsam, desem ki niçin Allah Celle ve Aleyh Hazretleri Kitab-ı Kadim'ini tek celsede Musa'ya Tevrat'ı indirdiği gibi, İsa'ya İncil'i indirdiği gibi niçin tek celsede indirmedi desem, haklı olarak dersin ki hocam, bunlar ümmi bir toplumdu. Yazma bilmiyorlardı, yazma kolaydı için. Okuma bilmiyorlardı, okuma kolaydı için. Kolay ezberlensin diye, kolay anlaşılsın diye, kolay yaşansın diye Allah Kur'an'ı parça parça, aşır aşır, ayet ayet indirdi. Elhak, insan psikolojisi açısından, toplum sosyolojisi açısından
fıtratın değişmez, değiştirilemez kanunları açısından şu söylediklerimizin hepsi elhak doğrudur. Ama bir şey diyeyim. Müşrikler Peygamberimize Kur'an parça parça indirilince bir soru sordular. Dediler ki Allah bunu Kur'an'da aktardı ise وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّفَرُوا Kafirler dediler ki لَمَنْ نُسِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَعِدَ Ne olur ki ona Kur'an tek bir celsede indirilmiyor da parça parça, santim santim, bölük bölük, aşır aşır indiriliyor. Allah müşriklerin sorduğu bu soruya bir cevap verdi. Buyurdu ki كَذَلِكْ İşte böyledir. لِمُتَبِتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّنَّهُ تَرْتِيلًا Senin kalbini pekiştirmek için, senin gönlüne subut, ilmi inan, sebat vermek için, senin kalbini sımsıkı kılmak için Allah Kur'an'ı böyle parça parça, bölük bölük indirdi. İşte Allah böyle tane tane 23 yıl boyunca her bir işiyle senin ruhuna ruh katan, senin kalbine sebat veren bir şekilde indir. Evet, aziz ve sevgili kardeşlerim, biraz önce zikrettiğim Kur'an'ın anlaşılma kolaylığı, yaşanma kolaylığı, muhafaza kolaylığı, okunma kolaylığı, ezberleme kolaylığı, yazma kolaylığı, bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade etti Allah Kur'an'da bu ayette. Senin kalbini sağlamlaştırmak için Allah vahyi böyle tek celsede indirmek varken öyle indirmedi. Parça parça, aşır aşır, bölük bölük indirdi de her inişi senin kalbine ve senin kalbinden ümit bulan müminlerin ruhuna sükunet verdi, sağlamlık verdi. Efendimizin Mekke'de yaşadığı sıkıntı yıllarında vahyin her gelişi, vahyin Allah'tan ona ulaştırdığı her esinti Peygamberimizin kalbine sebattı, onun kalbine güçtü, sükunetti. Fakat bazı zamanlarda hikmetini ancak Allah'ın bilebileceği bir takım sebeplerle vahiy bazen kesilirdi, fetrete girerdi, intita ederdi, ara verirdi. Böyle zamanlarda müşrikler Peygamberimize bakıp demek ki şeytanı onu terk etti, Rabbi Muhammed'i terk etti, Rabbi Muhammed'e darılmış, vahiy gökten kesilmiş, artık gelmez olmuş demeye başladılar. İşte böyle bir fetret devriminden sonra müşrikler Peygamberimize Rabbi ona küsmüş, Rabbi ona alınmış, Rabbi ona darılmış deyince müşrikler arka arkaya iki tane sure indirdi Allah'a. Ve buyurdu ki bir tanesi Duhâ suresi, Estağfirullah. Ve Duhâ ve leyli ile secâ o kuşluk vaktinin nazlı aydınlığına yemin olsun. Her şeyi kapladığında geceye yemin olsun. Mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kale. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin sana darılmadı da. وَلَلْ اٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَ Ey Habibim! Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Dünyada bir takım sıkıntılar, cefalar, saldırılar, tasavvurlar, rahatsızlıklar, incinmeler olabilir. Ama ahiret yurdu müminlerindir. Allah'ın bu çileye sabreden müminlere ve peygambere mükafatı asıl ahirettedir. Ve sonra Allah peygamberimize verdiği nimetleri Allah hakkında üstünsan etmesinin gerekliliğini ifade etti. Ve buyurdu ki اَلَنْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاَلْبَ Rabbin seni yetimken bulmadı mı? Yetimken bulup barındırmadı mı? وَوَجَدَكَ دَعَلًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنَى Seni kavmini nasıl hidayete erdirirsin diye düşünürken, onlar nasıl şirkin bataklığından, tuğyanın bataklığından, isyanın bataklığından, Allah'ın rızasına nasıl ulaştırırım diye
kıvrım kıvrım kıvranırken, yol iz bilmezken, seni istikamete sevk etmedi mi Allah? Seni fakir bulup barındırmadı mı Allah? Vecedeke âilen feâme, öyle yaptı Allah, seni güçsüz kuvvetsiz, kolu kanadı kırık bir şekilde bulup Allah sana izzeti, Allah sana istikameti göstermedi mi? O halde فَاَمَّلْ يَت۪يمَ فَلَا تَطْحَرْ, sen de Allah'ın madem ki bu kadar nimetlerine maruz kaldın, sakın ama sakın yetimi ezme. وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ, sakın ama sakın dilenciyi azarlama. وَاَمَّا بِمُعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ, ve Rabbinin üzerindeki nimetlerini an, unutma. Sonrasında hemen diğer bir sure daha indi. اَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا ifadesine benzer bir tarzda. Rabbin seni şöyle bulup böyle yapmadı mı? Şu nimeti vermedi mi? Bağlamında aynı üslupla devam eden İnşirah suresi indi. Ve Allah buyurdu ki, estağfirullah, yine aynı üslupla. اَلَمْ يَشْرَحْكَ صَدْرًا وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرًا اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Efendimiz kavminin içinde bulunduğu bataklığa bakıyordu. Henüz peygamberlik ortada yoktu. Kiraya gidiyordu. Onların o zulmatın, o karanlığın içinden nasıl yırtıp çıkartacağını, o zulmat perdelerini nasıl yırtacağını, nasıl insanları istikamete sevk edeceğini düşünüyordu. Bu yük peygamberimizin belini büküyordu adeta. İşte Allah buyurdu ki, Allah senin bel kemiklerini kıracak kadar üzerine ağırlık veren o yükten Allah seni kurtarmadı mı? Allah senin göğsüne genişlik, açıklık vermedi mi? وَوَضَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكَ اَلَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, Allah senin şanını yüceltmedi mi? Allah seni, senin namını kendi ismiyle birlikte zikretmedi mi? Senin adını yerlere, göklere, dağlara, taşlara ilan etmedi mi? Hala bugün ezan-ı şerif ile daha biraz önce dünyanın bilmem üzerinde şu kadar milyon caminin üzerinde bir akşam namazı, bir yatsı namazı, hala o peygamberin muhteremin ismi Allah'ın adıyla birlikte cem-i cümleye ilan edilmedi mi? وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, muhakkak ki her zorlukta bir kolaylık vardır. Her zorlukta bir kolaylık vardır. فَاِذَا فَرَعْتَ فَنْسَعْ, sen de bir işi bitirdiğinde, boşluğa düştüğünde hemen azim gerektiren yeni bir işe gir, çalış, gayret et, boşluğa düşme. Çünkü eşya boşluk kaldırmaz, tabiat boşluk kaldırmaz. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ, ve Rabbine yönel, Rabbine rağbet et. Müfessirler diyorlar ki, Allah Celle ve Aleyh Hazretleri'nin peygamberimize hitaben kullandığı her cümlenin Müslümanlara, ashaba, ona iman etmiş kimselere yönelen, onlara dönen bir cinti, bir boyutu var. Evet, peygamberimizin bir vahiy fetreti sonrasında yaşadığı o psikolojik sıkıntıyı gidermek için inen bu iki sure peygamberimize bir şey söyledi. Ashab'a bir teselli verdi. Bugün bu sure bana ne diyor? Bugün bu surenin benim göğüs boşluğunda, benim mana aleminde benim için dediği şey nedir? Aslında bu iki sureyi içinde bulunduğumuz koşullara uygun bir şekilde dönüp baktığımızda bu surelerin de bize en derinden bir takım şeyler söylediğini tespit etmemiz gerekiyor. Düşünsene, kaç defa bunaldın, kaç defa sıkıntıların içerisinde kaybolmuşluk hissi yaşadın, kaç defa kolunun kanadının kırıldığı zamanlar yaşadın, kaç defa umudunu kestin ve Allah seni şöyle geriye dönüp baktığında kaç tane cenderenin içinden çıkarttı da bugün, şimdi şu kubbenin altındayız. O halde Duha suresini okuduğun zaman, evet, Duha vaktinin aydınlığına yemin olsun ki, her şeyi kapladığında geceye yemin olsun ki, Rabbim beni bırakmayacak, Rabbim beni yüzüstü bırakmayacak, Rabbim bana darılmayacak, onun istikametine gittiğim müddetçe, hatırlıyorum, bir defasında şöyle şöyle olmuştu da,
kolum kanadım kırılmıştı da bu iş beni bitirir, bu dert beni öldürür demiştim de ondan ne olduysa oldu, çıkıvermiştim. Birini de iflas etmiştim, malımı mülkümü kaybetmiştim, şunlar şunlar olmuştu da onlardan da kurtuluvermiştim. Gerçekten Rabbim, evet, Rabbim beni de yüzüstü bırakmamış. Rabbim beni terk etmemiş. Bu ayeti okuduğumda, şu gök kubbenin altında, şu mescidin içinde, şu andaki müminler mutlaka hayatlarında bu manayı, bu tecrübeyi görmüşlerdir, yaşamışlardır, şahitlik etmişler. O halde Allah'ın bize lütfettiği nimetlerin peygamberimize emredildiği üzere bir gereği var. Yetimi itip kalkmayacaksın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim kalbinin yumuşamasını istiyorsa, kim imanının lezzetini duymak istiyorsa, yetimin başını okşasın. Kim imanın lezzetine varmak istiyorsa, kendisinden dilenen kimseyi itmesin, kalkmasın, azarlamasın. Bugünlerde sosyal medyada güzel bir şey var. Allah Celle ve Aleyha Hazretleri buyuruyor ki, ey kullarım, fakire fukaraya yardım edin. Biz ellerimizi açıyoruz, diyoruz ki Allah'ım fakire fukaraya sen yardım et. Allah buyuruyor ki, yetimlere kortanak gelin. Ellerimizi açıyoruz, diyoruz ki Allah'ım yetimlere sahip çık. Allah buyuruyor ki, mazlumlara yardım edin. Onlara elinizle yardım edin, dilinizle yardım edin, kalbinizle dua edin. Biz ellerimizi açıyoruz, diyoruz ki Allah'ım sen mazlumları muhafaza et. Allah kula diyor, kul Allah'a diyor. Bir insanın Duha suresinden ifadeyle, bir insanın nimete ermesinin, bir insanın Allah'ın ona lütfettiği istikameti kazanmasının iki büyük emaresinden bahsediyor. Müslüman, mümin, yetimlerle ilişkisini kesmeyen insan demektir. Yetimlerle münasebeti devam ettirmek bir peygamber sünnetidir. Dilenciyi azarlamamak bir peygamber sünnetidir. Ve Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerden gafil olmamak ve emme dünyameti rabbike fahaddi an zikret, hatırla. Hocam, sen benim içimde bulunduğum derdi, sıkıntıyı bilmiyorsun. Herkesin düşündüğünde, masanın üstüne konduğunda bir derdi, bir tasası, bir şikayeti var. Ama eskiler, ama büyükler, ama bilgeler demişlerdir ki, gam değildir gide dünya, kana din. Gam odur ki kana dünya gidedin. Senin dinin kalmış, dindarlığın kalmış, istikametin kalmış, sabrın kalmış, Allah'tan Rab olarak duyduğun, hissettiğin rıza kalbinde kalmış. Korkma bundan. Bu dünya zaten geçici. Zaten bu dünyaya çivi çakıp, kazık çakıp kalan kimse yok. Dememiş miydi o büyük hükümdar, o cihan padişahı? Beni kabre götürürken tabutun dışında, elim dışarıda olsun ki sallana sallana beni kabre götürün. Elim tabutun dışında sallana sallana beni kabre götürün. Demişler ki bu böyle olmaz. Efendim niçin böyle bir şey istiyorsunuz? Elimi tabutun dışında kabre sallana sallana götürün ki üç kıta yedi iklimi elinde tutan bir padişah bu dünyadan terk diyar edip giderken elleri boş bir dünyayı terk eder. Bunu herkes görsün demiş diyor padişah. Evet, sıkıntılar olabilir. Bugün şu kubbenin altında, şu mescidin içerisinde Allah'ın rızasını ummak için toplanmak kadar büyük bir devlet, bu hakikati fark etmek kadar büyük bir izzet, bu iş için gayret etmek kadar büyük bir hikmet yoktur aziz ve sevgili kardeşlerim. Sonraki sureyi de unutmayalım. Allah'ın sıkıntılar içerisinde nasıl göğsümüzü kaç defa açtığını, hafızayı beşer insanla malum olsa da, insan unutsa da, Allah onun için buyurdu ki, وَاَمَّا بِنِيَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ Unutma, unutturma Allah'ın nimetlerini. Hatırla, hatırlat Allah'ın nimetlerini. Kaç defa göğsünü açtı Allah? Kaç defa olunmaz sıkıntılardan Allah elinden tuttu da seni çıkarttı?
Ayette inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra buyurdu. Arapçada bir kelimenin başına ikram geldiğinde, o kelime ümmetin içerisinde 100 defa da kullanılsa aynı şeyi ifade eder. Eliflam gelmediğinde başka şeyi ifade eder. Ayette Allah peş peşe zorluğu eliflamla birlikte kullandı. O bir zorluk demektir. Kolaylığı ise eliflamsız kullandı. O iki ayrı kolaylık demektir. Peygamberimize beraber edilince Efendimiz buyurmuş ki müjdeler olsun ey ashabım. Allah buyurdu ki bir zorlukla birlikte iki kolaylık vardır. Sabredersen, hikmetle beklersen, acelecilik etmezsen her içine düşünen zorlukla birlikte mutlaka bir kolaylık var. Ve sonrasında Allah buyurdu ki فَاِنَّا فَرَارْتَ فَاِنْ صَبْ. Şimdi bunu düşünmemiz gerekiyor. Eşya boşluk kaldırmaz. Tabiat boşluk kaldırmaz. Bu boşluğun eğer ağzındaki dişinin düşen dokusunun boşluğuyla olsa sen orayı hak dolguyla doldurmazsan batın yemek artığını orayı bile işgal eder, edecektir. Onun için Müslüman mümin, boşluğa düşen, tribülasi yaşayan, ne yapacağını ne edeceğini bilmez bir şekilde boşluklarda mahvolan bir insan asla değildir. Boşluğa düştüğünde mutlaka kal, tekrar gayret, vidasını giy ve çabala. Ve ila rabbike ferga ve Rabbine rağbet et. Sadece gel. Rabbine rağbet et. Rağbet etmek için bir rağbet ettirici şey lazım. Bu rağbet ettirici şeyin adı Arapçada rahibedir. Bunun çoğunluğu revaittir. Rahibe demek nimet demektir. Lütuf demektir. İhsan demektir. Revait demek de nimetler, ihsanat, ikramat, lütfedilen şeyler, hediyeler demektir. Şöyle bir düşündüğümüzde Allah'a meyletmenizin, rağbetinizi Allah'a sevk etmenizin gerekçelerini, rahibesini, revaibini düşündüğümüzde bu gece için bunları iki bağlamda düşünmemiz gerekiyor. Niçin Allah'a rağbet etmem lazım? Bu gece aslında onun kararının verildiği gece, regaib gecesi, gerekçeleri fark edin, sebepleri fark edin, Allah'a yönelmenizin hikmetlerini görüp akılda bir düşünceyi, kalpte bir duyguyu Allah'a doğru giden bir yol olarak inşa etme gecesidir. Bu gece öylesine bir gece değil. Allah'a rağbet etmemiz gerekiyor. Niçin? Çünkü bütün regaibelerin, bütün regaibin nimetlerin sahibi aziz ve celil olan Allah hangi yönden Allah? Yok edin, var etti. Yaratmayabilirdi. Sen yokken bu kainatın üzerinden ne kadar uzun bir zaman geçti biliyor musun? Sen yoktun. Annen vardı, baban vardı, sen yoktun. Deden vardı, ninen vardı, sen yoktun. Senden önce milyarlarca insan doğdu, öldü, gitti bu dünyadan. Sen var değildin. Allah onun için buyuruyor ki İnsan suresinin başında ilk ayetinde Estağfirullah. Hem etra alel insane hînum yedden ilem nekun şeyden mefkura. İnsan bir düşünsün, baksın. Adının, sanının anılmadığı, isminin, cisminin görülmediği, esamesinin okunmadığı bir zaman dilimi geçti senin üzerinden. Sen ebed müebbet bu dünyada var değildin. Yok idin. Var olmaya değer bir mesne olarak seni halk etti Allah. Ve gökten zembille iner gibi bu gücünle, bu kuvvetinle, bu kudretinle inmedin. Allah görünmeyecek kadar küçük bir hücreden, sperinden seni yarattı. Oraya bakıp tekrar rağbet etmenin tam zamanı. Onun için Kur'an sıklıkla, estağfirullah, فَلْيَنْدُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَخُلِقِ İnsan neyden yaratıldığına dönsün, dönsün bir baksın. Neyden yarattı anlatmasın? Atılmış kulita mimme'in dafik, atılmış bir sudan. Yolda görsen bakıp tenezzül etmeyeceğin, yüzünü öbür tarafa çevireceğin basit, âli bir sudan, mükerrem, ah seni takdim bir varlık olarak Allah var etti insanı. Bundan dolayı Allah'a rağbet etmemiz lazım. Görmek için göz verdi, işitmek için kulak verdi, tefekkür etmek için akıl verdi, idrak ve iman etmek için kalp verdi. Ve
istikameti görmemiz için Allah kitab-ı kadimini, Kur'an'ı indirdi. Bizi peygamberlerin serveri, bütün peygamberlerin gıptası, İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi, bütün peygamberlerin gıptası, Hazreti Peygamber'e Allah bizi ümmet kıldı. Bu en büyük rağbe. Allah'ın bize verdiği bu şan, bu nimet. Hazreti Ali dermiş ki, Ya Rabbi, kefeni fahran, en tekune li rabben, ve kefeni fahran, en tekune leke abden. Senin bana Rab olman bana şeref olarak yeter Allah'ım. Benim sana kul olman bana şeref olarak yeter Allah'ım. Müslümanın, müminin Allah'a rağbet etmesinde, bu rağbete, bu yönelişe, bu gece karar kılmasında bu gerekçeleri asla unutmaması gerekiyor. E buradan bir şey çıktı. Her geceyi kadir bilmek, her geceyi hızır bilmek bu gece için de geçerli. Allah'ın bu nimetleri hayatımızda her daim var ise, her daim insan bu rabibeyi, bu regaibi, bu nimetleri fark edip her an Rabbine yöneliş içerisinde olmalı. Her gece bir regaib gecesi, her an bir regaib anı olmalı bunun için. Bir de bu gecenin regaib olmasının mühim bir anlamı daha var. Bu geceyle birlikte Cuma gecesinin şerefi özel bir zaman ve içine girdiğimiz bizi Ramazan'la buluşturacak şu iki ayın Recep'in ve Şaban'ın başlangıç bereketli gecesi olması bakımından da bu gece bir yönden daha önemli. Çünkü bu geceyle birlikte biz Müslüman'ın bir yıllık yaşamının arınma dilini, nevbaharı, ilkbaharı, Ramazan ayına giden bir sürece, bir tünele, bir dehlize, bir yola giriyoruz biz bu geceyle. Ve peş peşe bir rahmet yağmuru, Allah'ın türlü vesilelerle kullarına olan rahmetini tecelli ettirdiği her santimi, her zamanı, her adımı kıymetli bir zaman dilimini biliyoruz. Bir müddet sonra bizi Berat gecesi karşılayacak. Peygamberimizin ifadesiyle Kel kabilesinin, Kel kabilesinin koyunlarının tümleri adedince Allah müminlere affedecek bahanelerle, vesilelerle Allah onları mağfiret edecek. Sonrasında Miraç gecesi başlayacak. Ondan sonra Peygamberimizin evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluştur dediği, ömrümüzün hedefi ulaşırsak, ifa edersek, bütün günahlarımızı Allah'a affettirme imkanını yakalayacağımız, Ramazan mevsimi gelecek. Şimdiden söylemiş olayım. Şimdiden o müjdeyi vermiş olayım. Buyurdu ki Efendimiz, مَنْ قَالَ رَمَضَانَ اِيْمَنَ مَحْتِسَابًا وَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ Kim Ramazan'ı ikame ederse, hakkı layıkıyla, gündüzleri oruçla, ibadetle, teravihle, namazla, haramlardan uzak durmayla, Allah onun geçmiş günahlarını affedecek. Hatta bazı rivayetlerde o müjdeyi de vereyim. Gerçekten bir insan o iklimi sımsıkı yakalarsa, ömrünün ganimeti bilerek yakalarsa, Peygamberimiz buyuruyor ki Allah onun gelecek günahlarını da affedecek. Ama hiçbir zaman biz bu gerçekliğe, bu tesahüre giremeyeceğiz. Çünkü o Ramazan'ı nasıl kusurlarla ifa ettiğimizi, stetoskopu kalbimizin üzerine koyduğumuz zaman, yorganı başımıza çektiğimiz zaman içimizden kendi kendimize itiraf ediyoruz. Ramazan'da bile oruca rağmen, o sıkı yönetim, manevi sıkı yönetime rağmen yaptığımız hataları hepimiz biliyoruz. Onun için Ramazan'a hazırlığın başladığı gün bugündür. Nasıl ki hac öyle dikkat sınırlarında falan başlamaz. Hac aylar öncesinde o disiplin, o ruhi arınma buradan, şuradan, evden başlarsa işte Ramazan'ın hazırlanma mevsimi, iklimi süreci buradan başlar. Onun için hepimizin bildiği o ifadeyi burada zikretmem gerekiyor. Efendimiz kubbeye çıktı. Kubbeye çıkarken hiç yapmadan bir şey yaptı. Üç defa amin dedi. Sonra ashab-ı kiram indiklerinde sordular. Niçin amin dediniz? Adetiniz değildi böyle bir şey. Peygamberimiz buyurdu ki Cibril-i Emin geldi. Üç kişi için beddua etti. Rahime enfuhu, rahime enfuhu, rahime enfuhu. Burnu yerde sürünsün dedi. Amin dedi. Peygamberimize sordular, kimdir? Meleklerin en eftalinin beddua ettiği, peygamberlerin en eftalinin amin dediği o üç şanssız kimdir?
Peygamberimiz buyurdu ki, yanında adım zikredildiği halde bana salat ve selam getirmeyen, kibrinden bana hürmetini ilan etmeyen o adamın burnu yerine sürülsün. Amin dedi Peygamberimiz. Sonra annesi babası yanında yaşlılığı elde ettiği halde, cenneti kazanmak ne kadar kolay bir hale geldiği halde, annesinin babasının rızasını alamadan, annesi babası bu dünyadan gitmiş, cenneti kazanma imkanını zayi etmiş adamın, onun burnu yerine sürülsün. Amin dedi Peygamberimiz. Ve Ramazan gibi Allah'ın rahmetinin galeyana geldiği, yağmur yağmur, sicim sicim, sarmak sarmak, inananların üzerine yağdığı bir zaman dilimine erdiği halde, devrenmediği için, devreçmediği için, harekete geçmediği için, bir tavır ortaya koymadığı için, cenneti kaçıran, Allah'ın rızasını kazanmak bu kadar kolay olduğu halde, bundan gafil olan kişinin burnu yerine sürülsün dedi. Bu gece, iki yönden üzerinde düşünmemiz gereken bir gece. Rağbet etmek için bir karar gecesi bu gece. Çünkü rağbet ettiren şeyin sahibi aziz ve celil olan Allah. Rağbet ettiren şeye rağbet ediyoruz. Bunun çoğu regalittir. Ve regalit nimetler demektir. Allah'ın genel anlamda nimetlerini düşündüğümüzde ve şu geceye takvim olarak başlayacak süreçte Allah'ın bizi mağfiret etmesi için koyduğu vesileleri düşündüğümüzde gönlümüzün, istikametimizin Allah'a doğru yeniden çevrilmesi konusunda karar gecesi işte bu gecedir. Ve bu gece zayi ettiğimiz rağbetlerimizi yeniden emrine teslim gecesidir. Nerelere zayi ettik rağbetlerimizi? Heva yürüyesimize, şeytana, günahlara. O halde nefsinize meylettirdiğimiz rağbetimizi, şeytanın arzularına, ihvalarına meylettirdiğimiz rağbetimizi, günahlara meylettirdiğimiz rağbetimizi yeniden Allah'a yönetme gecesi, yani bu gece takva konusunda karar gecesi. Biz buna takva diyoruz. Sen nefsini kol mesafesinde tuttuğunda, şeytanı kol mesafesinde tutup sokmadığında, yanına yaklaştırmadığında, sen müttaki olmaya karar vermişsin demektir. Regaib gecesini anlamak, yaşamak, takvaya karar vermek demektir. Takva dendiğinde, evet, en çok sevdiğim örnek o olduğu için onun altını çizeyim. Hani Hazreti Ömer, Ubade bin Sarit radıyallahu anh'a sormuş. Demiş ki, bu takva nedir? Ubade bin Sarit radıyallahu anh diyor ki, ey müminlerin emiri, sen hiç dikenli bir araziyle yürüdün mü? Diyor ki, yürüdüm. Diyor ki, takva dikenli bir araziyle yürürken, dikenlerin etabını, peştemalini, eteğini yırtmaması için gösterdiğin dikkate, o teyakkuz, o itina haline denir. Allah'ın haramlarının bulunduğu bu dünya hayatı dikenli bir arazi gibidir. İman elbiseni, itaat duygunu, kulluk bilincini yırtırmayacaksın, takva budur. İşte bu gece şeytana rağbetimizi, nefsimize ve heva ve hevesimize rağbetimizi, günaha rağbetimizi, nereden kaçak varsa tespit edip o rağbeti yeniden sahibine, asıl rahibenin ve regalinin sahibine yöneltmek konusunda o bilinci yakalama, o kararı verme gecesidir. Bu gecedir o gece, o andır bu an işte. Evliya Allah'tan bir zat, büyük bir alim, öğrencisiyle birlikte bir kabrin başında durmuşlar. Sormuş evladına, o öğrencisine demiş ki, evladım, bu kabrin içindeki adam şöyle Allah'tan bir izin çıksaydı da dirli verseydi, topraktan kalkıverseydi, üzerindeki toprağı silkeverip tekrar bu dünya hayatına dönüverseydi ne yapardı? Demiş ki öğrencisi, hocam, ötekini gördüm, meleği gördüm, melekleri gördü, azabı gördü, nimetleri gördü. Ne yapardı? Güzel bir abdest alırdı, namaz kılardı, oruç tutardı, Allah'a ibadet ederdi, Allah'ın oranlarından köşe bucak kaçardı, nefsi onu aldatamazdı, şeytanı onu aldatamazdı. Böyle yapardı. O veli zat demiş ki, bundan geçti ama senden geçmedi. Ondan geçti ama bizden geçmedi. Onun için biraz önce ifade ettim ya, hocam
Sen diyorsun ki Allah şöyle şöyle cemerelerden kaç defa çıkarttı. Benim içimdeki der, içinde bulunduğum derdi biliyor musun? Evet. Bu dünya hayatı imtihan yurdudur. Peygamberimiz bize rahat vaat etmemiştir bu dünyada. Allah bizi kul olarak yaratırken de rahat vaat etmemiştir. Aksine Peygamberimiz buyurmuştur ki la rahat et dünya. Dünyada rahat yüzü görmek yoktur. Dünyada çileler vardır, sıkıntılar vardır. Hatta ben derim ki Enes gözlüğünde öyle bir imkan olsaydı, bize sorsalardı, dünyada gitmek ister misiniz mesela? Biz de sorsaydı, dünyada ne var? Dünyada sıkıntı var, çile var, geçim darlığı var, hastalanmak var, düşmek var, kalkmak var, yakınlarının kazasını, ölümünü görmek var, en sonunda ölmek var. Hiçbirimiz bu dünyaya gelmek istemezdi. Ama sorsaydı, bu kadar sıkıntının içerisinde, bize başka ne var? Deselerdi ki bize, iman edersen, dost doğru yolu bulursan, sana Allah'ın rahmeti var, yardımı var, Allah'ın gönderdiği peygamber var, Allah'ın gönderdiği kitap var, istikamet üzere olursan, en sonunda cennet var, rıdvan-ı ekber var, Allah'ın rızası var deselerdi, biz orayı terk edip bu dünyaya gelirdik ki geldik, ondan dolayı geldik. Biz doğmayla çileye tabi olduk. Biz doğmayla sıkıntıya tabi olduk. Ama Allah aşkına, peygamber aşkına, cennet aşkına, cemalullah aşkına, Firdevs-i Âlâ'da ona komşu olmak aşkına bu sıkıntıların, evet, dağların, taşların, yerlerin, göklerin yüklenmekten titrediği o emanetin altına girdik biz. Biz böyle yabana atılı bir şey değiliz. Yükümüz ağır. Yükü ağırdır deyin diyor ya Üstad Necip Fazıl. Yükümüz ağır. Onun için aziz sevgili kardeşlerim, bir, bu gece şeytana olan rağbeti, nefse olan rağbeti, günaha olan rağbeti nerede kaçak varsa bulup tespit edip tekrar Allah'a yönelme konusunda karar gecesi, azim gecesi, azmetme gecesi. Bir de insanın dünyaya rağbeti vardır. İnsanın dünyaya olan rağbetini de yeniden uhraya, ahirete yönetme gecesidir. Ne demişti? وَلَلْ اَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَ Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Oraya yönetme gecesi bu gece. Onun için bu ruha, evet, ilkine takva denildi. İnsanın davetini dünyada davetine yönetmesine de zülh denir. Zahidlik denir. Zülh demek, feragat etmek demektir. Ahiret hesabını, dünya hesabını üzerinde tutmak demektir. Dünyayı terk etmek, dünyayı boşlamak, ruhbanlaşmak demek değildir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, مَنْ كَانَ هَمُّهُ فِي الْاٰخِرَى Kimin rağbeti ahirete ise, جَمَعَاللّٰهُ شَمْلَهُ Allah onun iki yakasını bir araya getirir. وَكَتَبَ مُلَاهُ فِي قَلْبِهِ Ve kanaatkarlığı, doyumu onun kalbine yerleştirir de, az ile tatmin olur da feberan etmez. وَمَنْ كَانَ هَمُّهُ فِي الدُّنْيَا Kimin de rağbeti dünyada ise, فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَمْرَهُ Allah onun işlerini darmadağın eder. وَكَتَبَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَلَيْهِ Ve fakirlik korkusunu, yokluk korkusunu iki taşının arasına kazır da o deryaların içerisinde susuz gider. Varlığın içerisinde yokluk hissiyle kahrolur, mahvolur gider. Onun için imanın en büyük alameti, rağbeti dünyadan ahirete sevk etmeli, meylettirmektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyor ki, aziz ve sevgili kardeşlerim, bir adam vardı. Avcılık yapmaya karar verdi. Acemi avcı. O heybesi doluydu. Ormana girdi. Ormana girdiğinde yerde uçan bir şey gördü. Yerde hareket eden bir şey gördü. Bir gölge gördü. Yerde havadaki kuşun gölgesiydi o. Ve o yerdeki gölgeyi gerçek bir av hayvanı zannetti. Havadaki kuşu görmedi. Yerdeki gölgeye rağmen oldu. Ve onun peşinden koşmaya başladı. Ok attı. Koşmaya başladı. Ok attı. Oklukta ok bitti. Dizinde derman gitti. Ve en sonunda okluk boşaldı. Dermanın tarikatı kesildi. Ve oraya yığıldı kaldı. İşte diyor ki Mevlana Hazretleri, ahireti bırakın.
dünya planı yapan, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya üzerinde varlık inşa etmeye kalkan insanın durumu, gölge altısının durumu gibidir. Ahiret o gökteki kuştur. Onun gölgesi yerdeki o gölge işte o dünyadır. Onun için mümin asıl hesabını, ana planını o yerdeki gölge için değil, gökteki kuş için asıl olan ahiret için yapar. Efendimiz bir defasında buyurdu ki, bir denizin yanına gidin, parmağınızı o denizin içine sokun, sonra onu çıkartın. Parmağınızdaki o rutubet o dünyadır. O gördüğünüz koca derya işte o ahirettir. İşte dünya ve ahireti peygamberimiz öyle kıyasladı. Bir damlacık sudur dünya. Ötesi yok, budur dünya. Metanetsiz karton kale, kağıttan kutudur dünya. Var gibi görünür dünya, yar gibi görünür dünya. Kalpte sinsi kerten kele, ebedi sürünür dünya. Sanki senin baki yurdun, elbette divana durdun, seni almayacak kurdun, sahibi sayılır dünya. Onun için bu gece bir karar gecesi, rağbeti regaibin sahibine, nimetlerin sahibine yönlendirme gecesi, takva konusunda karar gecesi, zühd konusunda karar gecesi. Sonrasında ebedi mutluluğun, mükafatın ya da ebedi cezanın, cehennemin ve azabın olduğunu bilen, bunu iliklerine kadar hisseden, buna itikad eden, bunun için yapamasak da haramlardan uzak durma ülküsünü içinde besleyen insanlarız. Biz sayılı nefesler içerisinde sonsuz hayata tabiiz. Biz sayılı zaman içerisinde sonsuza uzanan zamana tabiiz. Bizim bunu yapmamız konusunda, bu gerçeğe uzanmamız konusunda adım atacağımız gece zaman dilimi işte bu zaman dilimidir. Bu zaman dilimi karar gecesidir. Abdurrahim Karakoç merhum diyor ki, unutma tez geçer zulmün ezası. Sabretmeyi bileceksin tamam mı? Yiğide ağır değil bahtın kazası, hakka teslim olacaksın tamam mı? Geri dönmek yoktur güneşin olmadan, rahmet nuru karanlığı boğmadan, hakikat yolunda boyun eğmeden, gerekirse öleceksin tamam mı? Yenilir bir inanmışın imanı, böyle bir imanın yoktur gümanı. İnşallah başlarsa hesap zamanı, haklarından geleceksin tamam mı? Yolumuz her daim Allah yoludur. Bu yoldaki ölüm oğul malıdır. Hak, hakkının en mukaddes malıdır. Vermezlerse alacaksın, tamam mı? Yalana hayır de, gerçeğe evet. Mücadele şarttır kalsan bak ekber. Bir de buranın ötesi var elbet. Nasıl olsa güleceksin, tamam mı? Nasıl olsa öleceksin, tamam mı? Öldükten sonra güleceksin, tamam mı? Fuat Sezgin merhuma sormuşlar. Hocam günlük 15 saat çalışıyorsunuz. Yaşınız 80'i geçmiş, 90'a ulaşmış. Bu cehdi, bu gayreti, bu aşkı nereden alıyorsunuz? Demiş ki, şöyle bir bakıyorum. Ümmetin haline şöyle bir bakıyorum. Ümmetin nasıl bir yangın yerinin ortasında olduğunu, ümmet coğrafyasındaki zulümlere bakıyorum. Aslında yorulduğum halde kendini yeniden gayret konusunda ikna ediyorum. Bu gece aziz ve sevgili kardeşlerim, madem ki rağbet gecesi, madem ki nimeti görüp fark edip o nimeti verene yürüme gecesi, o halde bu gece yeniden rağbetle birlikte gayreti, aşkı, şevki, yeniden bilme, bilenme, giyme, giyme gecesi. Fakat Allah aşkına, fakat Peygamber aşkına, fakat cennet ve cemalullah aşkına, fakat o Myanmar'da en hunhar şekilde mazlumca katledilen, sadece senin gibi iman ettiği için
akla gelmeyecek en bunhar şekilde katledilen mazlumlar aşkına. 2-3 tane çocuğuyla birlikte Suriye'de bir dağdan bir dağa şu kadar eksiz soğuklukta geçerken çocuklarıyla birlikte donarak ölen o kadın aşkına. Ege'nin Akdeniz'in kıyılara vurduğu çocuklar aşkına. Suriye'de gözümüzün önünde şehit edilen 1 milyonu aşkın dindaşımız aşkına bu gece hakikaten bir karar kırma gecesi. Bu gece yeniden kalbimizde türlenen ne varsa, kalbimize Allah'ın rızasına aykırı bir şekilde çullanan, çöreklenen, parazit olan ne varsa hepsini yeniden ayıklama gecesi. Bu gece kendimize gelme gecesi. Bu gece gayreti yeniden kuşanma gecesi. Azmetme gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani buyurmuştu ya, bir zulmü gördüğünüz zaman, bir mülkeni müşahede ettiğinizde, elinizle, o mümkün değilse dilinizle, o da mümkün değilse siz kalbinizle ona cephe alacaksınız, tavır alacaksınız, konum alacaksınız, ondan para, ondan yana olmayacaksınız demişti ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte bu gecenin gayretinin en etkin alimlerinden birisi İslam coğrafyasının içinde bulunduğu durum. Ne yapabiliriz? Evet, bugün artık yollar açık. Buradan cep telefonuna dokunduğunda falanca yerde bir çeşme, falanca yerde bir kuyu, falanca yerde bir yardım için işte falan derneğe, falan marfa, falan kuruma bir mesaj gönderdiğinde o mazlumlara ulaşıyor. Bu reaksiyondur. Sonra bu zulmü, bu sıkıntıyı ilan etmek, Hazreti Ali'nin ifadesiyle engelleyemiyorsan bunu duyurmak ve buna karşı bir şuur oluşturmak, bu bir tavırdır, bu bir harekettir. Ve duanın gündemini almak. Galiban coğrafyalarda işkence altındaki müminlerin durumunu en derinden hissetmek, irkilmek ve gayrete gelmek. Bu gecenin ifade ettiği anlam budur. Çünkü asıl amacımız iman etmek değildir. İman bir araçtır. Asıl amacımız ibadet etmek de değildir. İbadet de bir araçtır. Asıl amacımız ahlak ve hamileye ulaşıp salih olmak. Ama nihai amaç da bu değildir. Asıl amacımız ıslah etmektir. Asıl amacımız iman etmektir. Asıl amacımız mağlup olmak olduğu gibi mağlup kılmaktır. Çünkü Allah bizi Kur'an'da tanımlarken Halife-i Ruh-i Zemin diye tanımladı. Allah bizi kendisinin rızasına uygun bir şekilde yeryüzünü maddi ve manevi açıdan imar etmeye aday mimarlar olarak tanımladı. Onun için bu gece gayret gecesi, bu gece iman konusunda, ibadet konusunda, ahlak-ı hamile konusunda Allah'ın Kur'an'da bize yüklediği o ulvi ve nizam-ı alem çapındaki vazifeler, görevler konusunda yeniden karar kırma, ilkinler silkinme gecesi. Kadir Burhanettin'in bir dörtlüğüyle sözlerimi bitirelim. Diyor ki Kadir Burhanettin, özünü eşkenlik gören serdar olur. Enel hak dava kılan berdar olur. Er olur ki hak yoluna baş oynaya, döşekte ölen yiğit murdar olur. Er odur ki hak yoluna baş oynaya, döşekte ölen yiğit murdar olur. Müslüman döşekte ölmemeli, azmetmeli. Yatakta doğduk, Allah'ın rızasında, sırat-ı müstakim üzerinde, bu mücadelede, bu gayrette, ayakta ölmek için içimize gayret ruhunu koymanın tam zamanı. Beşikte doğduk, istikamet üzere cennete giden yolda eşikte ölmek için karar vermenin, buna azmetmenin tam zamanı. Bizim bir özelliğimiz var. Biz Allah'a dua ederken, biz kuluna sabıkıyım, Allah'ım bizi sabıklarla birlikte kıl diye dua ederiz. Çünkü yol sabıkların, şehitlerin, peygamberlerin, sahiplerin yoluyuz. Evet. Ama amaç yolda olmak değil. Amaç yolda ölmektir ve yolda gayret üzere ayakta ölmektir. Bunu hedeflemek, bunun için çaba ortaya koymaktır.
Onun için Allah bize bir dua daha öğretir Kur'an'da. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ Salihlerle birlikte olmak, yolda olmak değil demede. Asıl amaç salihlerle birlikte ölmek, yolda ölmek, yol üzere ölmek, yolda giderken ölmek. Allah rahmetimizi bilesin. Allah regaibimizi fark edebilmeyi ve regaibin gerçek sahibi olarak zatına yönelebilmeyi, gayreti, aşkı, vecdi, şevki yeniden kuşanabilmeyi, istikamet üzere ölebilmeyi Allah bize nasip ve müyesser eylesin. Bundan sonraki zaman diliminde her daim agah olabilmeyi, uyanık olabilmeyi ve istikamet üzere bir hayatı yaşayabilmeyi, Ramazan'ın sonunu görebilmeyi ve orada da Peygamberimizin bir müjdesi var, o müjdeye erebilmeyi Allah bize nasip eylesin. Amin. Öyle buyurmuş. Ramazan'ın son gecesi olduğunda Allah bütün müminleri affeder. Ashab-ı kiram sormuşlar, Kadir gecesini, bu son gece dediğin ya Resulallah. Peygamberimiz buyurmuş ki hayır, Ramazan'ın son gecesi bütün müminlerin affedildiği gece o Kadir gecesi değildir. Fakat işçiler düşünün, işlerini bitirdiklerinde nasıl onlara mükafatları, ecirleri, ücretleri verilirse işte müminler de Ramazan'ın sonuna ibadet ile haramlardan sakınma ile ulaştıklarında Allah onlara ücret olarak kendi rızasını ve cenneti cemalullahı lütfede buyurmuştur. O müjdeye erdirilmeyi Allah bize nasip ve müyesser eylesin. Allah hepimizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Tamam, selam.